Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve karşınızda onca zamanın ardından Steam Play'in durumu ne? Evet, şu an oynadığım oyun nedir diye soracak olursanız Full Mojo Rampage. Kendisi bir Windows oyunu. Evet, bir Windows oyunu oynuyoruz ve Linux altında oynuyoruz. Steam Play ile bu arada tamamen. Hatta merak edenler için gayet Steam'deyiz. Peki oyunun durumu ne? Nasıl çalışıyor? Bence gayet güzel çalışıyor. Aslında Steam Play'in genel durumu şu an bu. ProtonDB sitesinden genel bir özete bakabiliyorsunuz hangi oyun ne kadar verimli çalışıyor diye de. Özete genele baktığımızda çoğu oyun bayağı güzel çalışıyor aslında. Dersu, eğer oyun ciddi bir, yani iğrenç bir korsan korumasına sahip değilse, mesela Assassin's Creed oyunları gibi, oyun muhtemelen gayet güzel bir biçimde çalışıyordur. Ki bu arada bu durum her bilgisayarda geçerli olmayabilir. Mesela çoğu insan gayet Witcher 3'ü sorunsuz oynuyorken benim bilgisayarımda Witcher 3 sorunlu. Sorunun sebebini ben de çözemedim henüz. İlginç bir takılma. CPU bağımlı bir takılma var. Sıkıntı orada. İşlemcim belki yetersizliğini göstermeye başladı artık. O da olabilir. Ya da hani benim spesifik architecture'ımla alakalı bir sıkıntısı var oyunun. Sorunu bilemeyeceğim ancak Witcher 3 bende sıkıntı çıkartıyor. Ancak pek çok kişi Witcher 3'ü gayet sorunsuz oynadığından bahsediyor. Neyse, devam edelim. Peki. Proton çıktığından beri neler oldu? Öncelikli olarak Valve sürekli bir güncelleme getiriyor Proton'a. Yani Steam Play'e. Ve bu güncellemeler aslında bayağı güzel performans iyileştirmeleri içeren güncellemeler. Ki oyun Proton ile oynadıkça anlıyorsunuz bir yavaş yavaş. Bunun yanı sıra çeşitli oyunlardaki karşılaşılan sorunları çözecek güncellemeler yapıyorlar. Yani basitçe proje hala beta'da olsa da ciddi anlamda büyüyor. Burası çıkışımız değil. Evet. Ki hani mesela bu oyun ilk Steam Proton çıktığında o kadar verimli çalışmıyordu. Şu an ise hayatımda gördüğüm en akıcı Proton oyunlarından biri haline gelmek üzere. Oyun gerçekten akıcı çalışıyor. Reroll your inventory. Yok, istemiyorum. Inventory'mden memnunum. En azından şimdilik. Bu arada bu oyunu da tavsiye ederim roguelite bir oyun arayanlar için. Baya eğlenceli bir oyun. Nice. Bakalım nesin ne? Evet. O zaman şunları birleştirebiliriz. Tamamdır. Neyse, devam edelim. Peki, Proton'un başka artıları ne? Öncelikli olarak bir yandan korktuğumuz, bir yandan da etki eder mi diye düşündüğümüz bir konsept vardı. Oyun geliştiricileri oyunlarını Linux altında geliştirmektense direkt olarak Proton'la düzgün çalışacak Windows kütüphaneleriyle beraber geliştirmeye yönelebilir diye düşünüyorduk. Henüz bununla alakalı bir şey görmedik. Gerçi zaten hala Proton'un çok genç olduğu bir dönemdeyiz. Bunu muhtemelen bir yıl sonra göreceğiz. Ama Proton'un şu anki halinin bir etkisini görmeye başladık. Steam anketlerinde Linux kullanım oranları 3 kat artmış.
Yani gene yüksek bir oran değil, evet. Windows'a kıyasla yüksek bir oran değil. Ama bayağı geniş bir kitlenin ufak bir oranı olduğunu hesaba katarsak aslında güzel bir gelişme. Bakalım. Wand istemiyorum. Ama seni satabilirim. Dolayısıyla da özür dilerim. Ortada bir etki görüyoruz. Hani gerçekten büyüyen bir etki görüyoruz. Seni alacağım. Spell damage. Speed boost. Seni de alacağım. Seni de alalım. Tamamdır. Dursun bu. Bunlara bir bakalım. Bunları ilk fırsatta birleştireceğiz demektir. Devam edelim. Evet. Dediğim gibi Steam'de Linux kullanım oranı artmaya başladı. Yani bu muhtemelen Linux kullanıcılarının sayısı arttı değil. Hali hazırda Steam Linux altında Windows üzerinden Steam yani Windows Steam kurulumu yapan insanların sayısı azaldı. Muhtemelen bunun asıl gerekçesi o. Çünkü hani pek çok kişi hali hazırda Windows Steam'i kuruyordu Linux altında Wine üzerinden. Bazı oyunları yani Windows oyunlarını rahatça oynayabilmek için. Muhtemelen bu oran olarak bayağı bir azaldı. Mesela ben de artık yok. Ve tanıdığım pek çok kişi de direkt Proton kullanıyor artık. Steam oyunları konusunda. Düz Wine instance'ı konusunda sadece mesela Overwatch gibi Steam'de yer almayan oyunlar söz konusu. Ve voilà. Bakalım burada ne var. Bakalım. Seni mesela daha çok tercih ederim. Evet. Durumumuz basitçe şu an bu. Proton yani gerçekten kendine ne bir yer edinmeye başladı hafiften. Hala kat etmesi gereken çok yol var. Hala sıkıntılı olduğu pek çok nokta var. Hala pek çok konuda çok hani beklediğimiz verimlilikte çalışmıyor. Ama hani bir şeylerin hani bir şeylerin kendine geldiğini fark ediyorsunuz. Değiştiğini fark ediyorsunuz. Ve kesinlikle hani işin sonunda oyunculara katkı sağlayacak bir detay bu bence. Evet ve umarım şurası bir dükkan ya aşağısı bir dükkan ya da sen nesin sen nesin sen nesin. Spell damage artı bir. Health crit chance. Sen nesin? Homing missile chance. Mesela şunu yere atalım. Şunu yere atalım. Şunu da yere atalım. Ve bakalım bize ne verecek. Güzel. Daha güzel bir. Heal yourself. Neyse şunu satalım ya.
geri dönelim. Evet, bir yandan da saçma bir gameplay videosu da oldu. Heh, şurada sandık varmış. Evet. Sanırım videoyu burada kessem güzel olabilir. Basitçe Proton güzel bir biçimde gelişiyor. Bu gelişmeleri yakından takip etmenizi tavsiye ederim. Ve şey, eğer Linux kullanıyorsanız Proton üzerinde oyunlarınızı oynayıp ProtonDB'ye, yani Proton Database'e bunun yorumlarını yaparsanız eğer, genel olarak gelişmeye de katkı sağlamış olursunuz. Ve bakalım buradan ne çıkacak. Evet, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.